Valla? Gördüm ben. Hani yanaklı bu dahil. İlet yok mu? Şimdi yok geldim. Ben bir çeşir miydi? Şavkat Murat Avcı. Haluka Şurum. 8 yıl, 10 yıl verdim. Kemir Yankır Bergen. Yani şu başlığı 50 torga çıktı. Bu dağda. 10 yıl ekme 60 torga çıktı. Kese erdi. Bunu 20 yılın ayağı durdu. Bunu aşağı pendir kendi anvarı koysa kaldı. Bana oğlum. Anla ev tüm aklısı de eşitir. Sarı tüze kana 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 Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil halk vel mursalin imamina Muhammedinil amin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugün mahallemizni faxrlardan bo'lgan marhum birodarimizni eslash ma'nosida kishini qadrdonlari ham jamoat birodarlari yig'ilib eslayapmiz. Dunyodan o'tgan insonni ortidan yaxshi zikr bilan eslash payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning buyruqlaridan, tavsiyalaridan hisoblanadi. Uzkuru mahasina mautakum, vafot etgan yaqinlaringizni, yaxshiliklarini zikr qilib turinglar, eslanglar. O'tganlarni eslab turishlikda juda katta ibrat bor. Chunki o'tganlar bizdan ozgina oldinroq o'tib ketdi. Navbat bizga ham kelyapti degan u. Biz ham o'tamiz. Bu chizig'ini bosib o'tish hammamizning boshimizda bor. Dunyo hayoti naqadar uzun ko'rinmasin, asli juda qisqa. Dunyo o'zi lug'atda past degani juda ham. Adna kalimasi eng past degani. Dunyo buni muannas sig'asi, jenski rod ya'ni pastni pasi degani, ya'ni eng past, eng qisqa hayot dunyo hisoblanadi. Umrni, hayotni tekshirib ko'rsangiz, hozir 70-80 yil zo'r umrga o'xshab ketib qoldi. 90 yoshga borgan odam ko'p narsani esdan chiqarib qo'yibdi. Endi dunyoni mavjudiyatiga e'tibor qilsangiz, arzimagan hayot. Lekin shu arzimagan hayotda ortingizdan sizni eslab duo qiladigan darajada yaxshilik, xayriyat, bir ism qolishligi o'zingiz xohlamasangiz ham, sizni ortingizdan shu odam yaxshi odam edi, shu odam bilan gaplashsa odamni ko'ngli yayraydi, Allohni eslardik deyish bu inson hayotidagi nimadir meva, bog' hisoblanadi. Nabiy alayhi salatu vassalom inson bolasini dunyodan o'tganda amallari hammasi to'xtashligini aytganlar. Inson o'lishi bilan amallar to'xtaydi. Illo 3ta amal ortidan borib turadi. Dunyoda qilgan yaxshiliklari ichida 3tasi. Bittasi sadaqa-i joriya. Bir odat, bir ishni, bir xayriyani qilib qo'ygan, uni ortasidan shuni ko'pchilik foydalanadi. Shuni savobi borib turadi. Masalan, daraxt ekib qo'ygan. Kim soyasida o'tirsa, kim mevasidan yesa, chumchuq yeydimi, qurt qumursqa yeydimi, shuni istig'fori, duosi yetib borib turadi o'tganga. Toki shu daraxt turar ekan, yo'l qilib qo'ydi, shundan kim o'tsa ajri boradi. Buloq qildi, madrasa qurdi, masjid, masjidga bitta g'ish qo'ydi.
Miyim şuna kadar. İkincisi ilmi, ilim kaldırgan bulsa, faydalı ilim. Şeriat mizanında faydalı ilim degende, ilimler içi de en afzeli, yani şer'i ilimler aytiladi. Lekin şer'i ilimlerge çegaralanmaydı ilim. İlim degende, afzal ilim Allah'ını tanış ve Allah'ın şeriatını organiş, onu organiş. En afzeli bu, bunda tartışılmaydı. Lekin ko'p odamlar islomga tani toshini otish uchun ilm deganda faqat diniy ilmni tushunasizlar, dunyoviy ilmga bee'tiborsizlar deb tani qiladi. Bu yolg'on. Islomda dunyoviy ilmlarga bee'tiborlik yo'q. Islom dini dunyo ilmlarida ham peshqadam bo'lish, doim buni o'z zamonasidagi odamlarning ehtiyojini qondirishga buyuradi. Buyuradi. Hattoki farz deydi. Farzi kifoya. Shu jamoamiz ichida, bizni millatni ichida tibbiy sohada bizni xalq kasal bo'lib qolsa davolaydigan mutaxassislar yetishtirish farz. Demak, tibbiyot dunyo ilmimidi? Ha, shariat uni nima deyapti? Farz deyapti. Bir jamoat shuni o'rganadi, qolganlar bemor bo'lsa borsa davolaydi, shu bilan bu farziyat yechiladi. Buni qoldirsa ham, u ham orqasidan yetib boradi. Uchinchisi avvaladin solihin yad'u lahu deganlar. Ortadan bir farzand qoldirdi. U farzand solih bo'ldi. Hamma farzanddan emas. Ko'p odam ortadan farzand qoldiradi. O'sha farzand solih bo'lishligi va otasining haqqiga duo qilishligi kerak yoki onasining haqqiga duo qilishligi kerak. Shu yetib boradi. Yetib boradi shu. Uchta amaldan bittasi shu. O'sha ortidan duo qilsa yetib borishligi to'g'risida katta bashorat bu. Biz ortimizdan qoladigan farzand zurriyotlarimizni solih bo'lishligini va bizni haqqimizda duoda davomiy bo'lishligini ta'minlashimiz ham hayotdagi yashayotgan maqsadlarimizdan biri hisoblanar ekan. Farzand solih ekanligini qayerdan bilamiz? Desa ulamolar aytganki, otasini haqqiga duo qilishidan bilinadi. Bir inson o'zini solih yoki solih emasligini qayerdan biladi? Otasini, onasini haqqiga duo qilishligidan bilinadi. Nimaga? Chunki solih farzand otasini haqqiga duo qiladi deyaptilar hadisda. Birinchisi shu ekan. Otasini haqqiga duo qiladi. Solih bo'lishligi uchun otani haqqiga duo qilsa ijobat bo'lish uchun banda farzand Allohni aytganini ham qilish kerak. Allohni aytganini qilmasa, ibodat bo'lmasa, halol haromi farqiga bormasa, uni salohiyati yo'qoladi. Duo og'izdan yuqoriga o'tmay turaveradi. Shuning uchun bu narsalarga e'tibor berishimiz kerak. Dunyoni qisqaligi to'g'risida Ibn Umar radhiyallohu anhu ga payg'ambar alayhi salatu vasallam nasihat qilganlar, Buxoriyda rivoyat bor. Nasihat qilib chaqirib, yelkasiga qo'llarini qo'yganlarida kun fi dunya ka annaka g'orib او عابر سبيل deganlar. Dunyoda xuddi musofirga o'xshab yasha deganlar. Dunyoda xuddi musofir kabi yasha yoki yo'lovchi kabi yasha deganlar. Musofir, masalan, safarga hamma borgan shu joyda. Safarga borgan odam o'sha mehmonxonaga joylashadimi, qandaydir bir ijaraga joylashadimi, o'sha joyini bezamaydi. Darrov kiyimlarini tayyor qilib turadi. Muxlat tugashi bilan oladi, suradi yana. Uyga qaytadi. Tezda qaytishga harakat qiladi. Obir sabil degani cho'lda ketyapsiz, bir daraxt turibdi cho'lda. Daraxtning salqinidan o'tiribsiz, lekin nima qilasiz? Ketasiz siz. Salqin qoladi, daraxt qoladi. Shuni obir sabil deydi, yo'lovchi. Yo'lovchi qanday hayot kechiradi? Yo'lovchi hamma narsasini o'zi bilan oladi. Doim tayyor turadi, yo'lga hozirlik ko'radi, davom etadi. Payg'ambar alayhissalom bu gapni Ibn Umarga aytganlar. Ibn Umar sahobalardan. Umar radhiyallohu anhuning o'g'li Abdulloh ismlari. Juda ko'p sahobalardan keyin siyosiy masalalarda ko'p ixtiloflar bo'lgan. Ibn Umar aralashmaganlar. Birorta siyosiy masalalarga ham aralashmaganlar, hech qanaqa dunyoviy narsalarga qiziqmaganlar. Doim Allohni ibodatda taqvoda bo'lganlar. O'zlari aytganlarki, mana shu tavsiyani Rasululloh menga qilganlarida shu vasiyatni. Kechqurun yotsam, qachon tong otarkin demaganman deganlar.
tong otishligini DJ ham qilmaganman. Yotaman bismillah deb. Ertalab tong otsa bismillah deb o'rnimdan turaman. Qachon kech botarkin deb reja qilmaganman deganlar. Oldimdagi ishim muammoyimni hal qilib yashaganman deganlar. O'sha Imom Buxoriyda rivoyat, sahih rivoyat bu. Bu hadisi sharifni ulamolar inson hayotini maqsaddan boshqa behuda narsalarga sarflashdan qutqaradigan hadis. Qadr baland hadis. Hayotda yashab atrofimizga tarixga qarang, dunyoda qo'lga ilinsa bo'ladigan darajada ish qilgan odamlar behuda ishlardan saqlangan. Behuda. O'sha behuda keraksiz, oxirat uchun keraksiz bo'lgan ishga ko'p mashg'ul bo'lgan odamni dunyoda ham bunaqa katta ish qilganini ko'rilmaydi. Chunki dunyoni o'ylay. Ko'ryapmizmi-da, qasr qurgan odam 10 yil o'tmasdan haligi qasr modadan qolyapti. Oddiy uyga aylanib qolyapti. Orzu havaslari 10 yilga bormasdan puch bo'lyapti. Hozir qurilayotgan qasr 10 yildan keyin uni buzilib ketyapti. Qilgan ishi behuda bo'lib qolyapti ya'ni. Yashash uchun sharoiti chiroyli bo'lishligi gap yo'q, lekin behuda isrof insonni hayotidagi ko'p narsalarni chalg'itadi. Hozir mana hozir hamma shu mavzuni gapiryapti mana. Hammamizni boshimizda, hayotimizda bor pandemiya, vabo. Hozir bundan shu vabo kelmasdan oldin hayotimizni o'ylasak, o'lim bizga uzoq ko'rinardi. Hozir o'lim ko'zini ro'barosiga kelmagan odam qolgani yo'q. Hamma kundi rozi bo'ldi. Endi kelsa ketarkanmizda endi shu o'lim bor ekanda deyapmiz. Bu ham bir ma'noda musulmonni, mu'minni biroz uyg'otishligi, hayotidagi fikriy doirasini bir taftish qilishligi, nima qilishim kerak endi men, ozgina umr qoldi bu yog'i, Alloh uchun nimadir qilishim kerak degan savolni o'ziga berishligi lozim bo'lib qoldi. Ya'ni nima yana ibrat kerak? Ba'zi odamlar hali ham namoz o'qimaydi. Nimani kutyapti odamlar? Namoz o'qmayotgan odam nimani kutyapti endi? Nimaga ulgurdi dunyoda? Ya'ni nima qilmoqchi? Abadiy qola olmaydi. Mana men degan millionerlar ketyapti. Kasal yoqasidan ushlasa ketdi. Ko'rib turibmiz atrofimizda. Dori magnatlarini dorisi o'ziga ta'sir qilmayapti. Ajal shunaqa kelishligini Alloh taolo isbotlab qo'ydi. Biz dunyoda rosa rivojlandik deyodi, 1 gramga yetmagan virus bütün dünyanın ornuğu otkızıp koydu. Bu Allah'ın kudreti mi? Kudreti. İndiyem Allah'ını tanış, indiyem Allah'ki ibadet kımaslik. Bu, indi Allah Ta'ala ayet edi ki, indi azaplaşka hakkım var deydi. Şu derecede sen gemen hakikatini korsattım, tan olmadın mı? İndi bir ağa hapa bulmayın deyişki hakkı var. Allah Ta'ala'nın tanış, yeryüzü de insan koluge kritişi mümkün bugün. İnsan. erişişi mümkün bo'lgan boylikler içi de bundan ortuğu yok. Allah'ını tanıştan ortuğu yok. Başınız secdege tegip, bir günde 5 vaxt namazınızı okup, küllük rızkınızını Allah yetkizip durup da yiyip, faydalanıp yaşayapsız mı? Dünyanın avliyası siz. Sizden Allah'a yakın başka adam yok. Bunun nimetini kadirge yetiş gerek. Bunge tevfik, bunge muvaffak bulmayan kança adam var. Qancha odam bor. Dunyoni xohlagan joyga qo'li yetadi, sajdaga boshi yetmay turaveradi. Bu ne'mat bu. Bu payg'ambarlarga nasib qilgan ne'mat. Bu avliyolarga, Allohning do'stlariga nasib qilgan ne'mat. Shu hadisni ma'nosida asli sobit bo'lmasa-da, lekin ma'nosi sahih bo'lgan boshqa rivoyatlar bor. Payg'ambar alayhissalom kun fid dunya ka'annaka yamutamutu g'oda deganlar. Dunyoda shunday yashaginki, hozir o'lib qoladigandek. Rejalarni shunaqa qilgin. Hozir o'ladigandek yasha. Oxiratinga shunaqa tayyorgarlik qil. Lekin dunyo ishlaridan bir ishni qilmoqchi bo'lsang, masalan, kimgadir yordam qilmoqchisiz, daraxt ekmoqchisiz, yaxshilik qilmoqchisiz, buni shu yaxshiligim abadiy qolsin deb qilgin deganlar. Insonda o'zi abadiy emas, amallar abadiyatga ketadi. O'shaning uchun biz bir musulmon o'laroq bu ta'limotlardan foydalansak, sahobai kiromlarning bizga ko'rsatgan o'rnak ibratlaridan foydalansak, ularni hayotlaridan o'rgansangiz, juda yoshi ulug'lari kam sahobalarni.
Az günü umur körüp, az günü hayat keçirip ketkenler, talay günü. Lekin, kıyametke kadar, ular hakkıda fakat yakşilik bilen zikir kılmadı. Fakat. Mus'ab ibn Umayr, 44 yaşta vefat etken. Mus'ab, sahabe. Medine-i Munavvara'nı imange kelişige sababçı bugün sahabe. Peygamberimiz Mekke'de turganlar da Mus'ab'ni yönetkenler Medine'ye bağırdı. O bağırıp adamlarını davet kılıp ta Resulullah kegünce Medine'ni Müslüman koyuyor. Yaşı git. 44 yaşta vefat tapken. Sa'd ibn Muaz 36 yaşta vefat tapken. Sahabeler. Bu, bunu okşayan az yine hayat bilen dünyanın hayatı da yok. Cennetini kolge kiritiş Allah'ın razılığına karar. Bihude işlerden saklanıp foydali işlerge hareket kılış orkali erişiladi. Allah Ta'ala bu hanadandan ötken emekimizin özü rahmetine agen bulsun. O kişiniyem yani mülayimlikleri, daim ibadatta kayimlikleri, mahalle koy, o kişide hakları da daim diyanetli insan ekellerini isleş. Elbette ötkenlerine yani hoş haberi, ortalarda yaxşı zikir var. Qolgan farzandlari ham inşallah şu terbiyeni alıp ularının arkasından hayriye dualarını kılıp barışları bizni bugünkü vazifemiz. Allah Ta'ala şu vazifelerimizni ordunige koyup barışımızda özü tevfik versin. Millet başıge kilgen bu musibetten yeterli ibret aldık. İbret alma yetkerlere tavba kılışımız gerek. Şunda bu bala ketedi. Balanı kilişliği bir Allah Ta'ala'nın hikmeti var. Bazı narsalarda demek bir itibarımız biz. Müslümanlı şerefiden cüddü kub belalar tohtap duruş gerekirdi. Şimdi Müslüman aynıdı mı? Bela keletti. Oşa belanı kayıtış için şimdi Müslümanlar birinci tavba kılış gerek. Biz ıslah buluşumuz gerek. Tavbaki astaydıl buluşumuz gerek. Hani yukarıda etkenimizde indi bol indi, yeted indi. Umur abediymez indi. Sacdaki egiliş gerek. Taharatlı başlaş gerek. İbadatlı başlaş gerek. Allah'a astaydıl tavba kılaylık. Allah çekintiredi. Çekintiradi. Onu davası çıkadı. İnşallah bundan kurtulup ketemiz. Ve inşallah Rabbil Alemin. Berber Allah'a huzuruna rubaru buluş bar. Uşu utar peytimizde imanımızını salamat kılsın. Bu amanetini özümüz bilen birge ap geçişimizi özü nasip kılsın. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente ve nestağfiruk. Ve natubu ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi Rabbil Alemin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم فروردگارا ايتنينگه مسألالردن حاصل بولغن أجر صواب اتكن برچ دعا أميده ده يتكاللرگه بخشيده قلدك فروردگارا أولارنا بزلردن بولغن خيري يخشلكلر بلن أزين خشنود قلدكين özlerimizni, kalplerimizni, imonga, tillerimizni, sidiqqa, qadamlarimizni haq yo'lda sobit qilgin. Sen rozi bo'ladigan amallarga muvaffaq qilgin. Seni rozi qiladigan amallar ustida dunyodan o'tishimizni nasib qilgin. Parvardigor jallo va alo, o'zingga tavba qilamiz. Boshimizga turgan musibatlarni o'zing yengillatgin. Bemorlarimizga shifo bergin. Yoshi ulug'larimizni duolarini ijobat qilgin. Tani jonlarini sog' qilgin. Xalqimizni o'zing rozi bo'ladigan xalqlardan bo'lishligini nasib qiling. Va sallallohu va sallama ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi robbil alamin. Rahmat. Rahmat. Chunki ular bu talab berseli yengil beramiz.